Huawei Pro 70 Ultra bildiğiniz gibi çıktığı günden bugüne kadar DxOMark'ta şu anda 163 skorla hala en iyi kamera paketine sahip akıllı telefon olarak listenin birinci sırasında yer alıyor. Ben daha önce Pro 70 Ultra'nın kamerasını test ettiğim ve kendi yaptığım çekimlerle sizlere kamerasını anlattığım bir video yayınlamıştım. Eğer izlemediyseniz o videoya da tekrardan bakabilirsiniz. Şu anda ekranlarınıza getirdiğim fotoğraflar sevgili Hürdoğan Keskin'in çekmiş olduğu fotoğraflar ve açıkçası benim kendi çektiğim fotoğraflara göre tabii ki çok çok daha bu iyi kameranın özelliklerini kullanabilmiş Hürdan Bey. Bu videonun aslında asıl amacı Pro 70'in tekrardan kamerasını incelemek değil. Şu anda App Gallery ile beraber hem G-Box hem de diğer popüler uygulamaları Huawei Pro 70 Ultra'da ne derecede nasıl kullanabiliyoruz birazcık bunları anlatacağım. İlk olarak tabii ki ben bu videoyu çekebilmek için telefonu sıfırladım ve sıfırdan bir kurulum yaptım. Öncelikle WhatsApp'ı kurdum arkadaşlar. WhatsApp'ı kurarken burada önemli bir nokta, sizden bir seferliğine mahsus Micro G servislerini telefona yüklemeniz gerekiyor. Bu önemli noktalar biri. WhatsApp'ı kurarken onu da onayladığınız zaman dediğim gibi bir kereliğe mahsus Micro G servislerini telefonu yüklemiş oluyorsunuz. Ve ardından tabii ki normal bir şekilde WhatsApp'ı herhangi bir problem olmadan Huawei Pro 70 Ultra ile beraber kullanabilmek mümkün. Ardından ben telefona G-Box kurdum. G-Box'ı tabii ki kurmamın pek çok farklı sebebi var ama bunlardan ilki G-Box'ın içerisinde bir Google Play Store var. Ve siz bu Google Play Store'un üstüne basıp ana sayfaya klasör oluşturduğunuzda kendi Google hesabınızla Google Play Store'a giriş yapabiliyor. Ve istediğiniz zaman uygulamaları App Gallery'den değil de direkt olarak Google Play Store üzerinden de indirebilmenize imkan tanıyor. Yine dediğim gibi mail adresinizle düzgün bir şekilde giriş yapabiliyorsunuz Google Play hesabınıza herhangi bir problem olmadan. Google uygulamaları tarafında denediğim Google Maps ve Google fotoğrafları ekranlarınıza getireceğim. Bu iki uygulamada da yine Google hesabınıza giriş yapabiliyor. Aynı zamanda YouTube'u da yükledim. Üç uygulamada da Google hesabınıza giriş yaparak ve Google'ın sunmuş olduğu bu uygulama özelliklerinin hepsinden faydalanabilmek mümkün. Google Maps'te direkt olarak konuma izin verdiğinizde adres tariflerini ve geçmiş aramalarınızı her şeyinizi görüp kullanabiliyorsunuz. Google fotoğraflar tarafında fotoğraf yükleme ve fotoğrafı buluttan indirme özelliklerini yine hesabınızla beraber kullanabiliyorsunuz. YouTube'da da yine herhangi bir problem olmadan bütün özellikleriyle Google tarafını kullanabilmek mümkün. Öte taraftan tabii ki sosyal medya uygulamalarında Facebook, Twitter, Telegram gibi aklınıza gelebilecek aslında günümüzde popüler olan tüm uygulamaları yine ister App Gallery üstünden isterseniz de Google Play Store üzerinden indirebiliyor ve kendi hesabınızla beraber herhangi bir problem olmadan kullanabiliyorsunuz. Bir diğer nokta, Spotify'ı indirdikten sonra direkt olarak Google ile giriş yap seçeneğinden de faydalanabiliyor. Ben bu video için o şekilde test ettim ve benim test hesabım Google hesabı olmasına rağmen direkt olarak Google'la giriş yap seçeneğini tıkladığımda herhangi bir problem olmadan Google'la giriş yapabildik. Banka uygulamaları tarafında hatırlarsanız App Gallery'de zaten banka uygulamalarına bir öncelik verilmişti. Banka uygulamalarının geliştiricileriyle birlikte çalışılarak App Gallery'ye bütün banka uygulamaları gelmişti. Şu anda da güncel ve kullanmış olduğunuz bankaya göre işte Akbank olabilir, ING olabilir, farklı bankalar olabilir. Hepsini App Gallery üzerinden indirebiliyor ve sorunsuz bir şekilde şu anda kullanabiliyoruz. Google tarafında atladığım bir nokta, eğer tarayıcı olarak Huawei'nin kendi ön yükte olan tarayıcısını değil de Google Chrome'u kullanmak isterseniz yine aynı şekilde diğer Google uygulamaları gibi Google Chrome'u da Pro 70 Ultra üzerinde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında hani söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama alışveriş uygulamalarının hepsi burada, Trendyol, Getir, Yemek Sepeti ve aklınıza gelebilecek popüler tüm uygulamaları yine aslında Google Play Store'a bile gerek kalmadan App Gallery'nin kendi, Huawei'nin kendi uygulama mağazası üzerinde bulundukları için bu uygulamalar oradan indirebiliyorsunuz. Aynı şekilde mesela E-Devlet uygulaması da çok eskiden beri App Gallery'de yer almakta. Güncel durumda şu anda Huawei Pro 70 Ultra üzerinde hem ilk defa alacaksanız App Gallery üzerinden Micro G servislerini kullanmak, oradan G-Box'tan Google Play Store'a ve diğer Google uygulamalarına ulaşmak ve aynı zamanda saymış olduğum popüler uygulamaları kullanmak mümkün. Halihazırda sizin bir sorunuz veya yorumunuz varsa aşağıdaki yorumlar bölümünde benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.